Evet, çok garip değil mi? İradeye saygı yürüyüşü düzenliyoruz. Böyle bir şey sanırım dünyanın hiçbir yerinde yok. Sandıklar kuruluyor. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar kendilerini yönetecek yöneticilerini seçiyorlar, iradelerini seçiyorlar. Ama iktidar üç dönemdir, evet sandık kuruyoruz, bizi seçmiyorsanız, eğer DEM Parti'yi seçiyorsanız iradenizi tanımıyoruz diyorlar. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? İradeye saygı yürüyüşü bu ülkenin ayıbıdır ya. Sandık kuruyorsun. İki dönem kayyumlarla yönetmişsin. Üçüncü dönem sandığı koyuyorsun. Vanlı'ya, Siirt diye, Ahmet diye, Dersim diye hadi buyurun yöneticilerinizi seçin diyorsunuz. Halk yöneticilerini seçiyor, eş başkanlarını seçiyor. Birisinin boyunu beğenmiyor, diğerinin gülüşünü, diğeri Cumhurbaşkanı resminin önünden geçerken esas duruşa geçmemiş. Bahaneler, bahaneler, bahaneler. Çok ayıp. Türkiye halklarına yazık. Türkiye'de yaşayan insanlara yazık. Büyük bir ayıp. Ya sandığı koymayacaksın ya da sandığı koymuşsan kusura bakma. Saygı duyacaksın. Saygı duymuyorsan da işte böyle gösterirler. Evet. Kısaca tekrar ediyoruz. Sandık irade beyanı içindir. Kürtler de bu cumhuriyetin vatandaşı olarak görüyorsanız iradelerini beyan etmişlerdir. Bu irade beyanına hepiniz saygı duymak zorundasınız. Bu halk eğer yöneticilerini seçmişse sahip çıkmasında bilir. Onun için size kısa yoldan çağrı yapıyorum. Bir an önce Cölemev'de, Hakkari'deki vermiş olduğunuz hukuk dışı, antidemokratik bu yaklaşımınızdan vazgeçin. Böyle bir şey olabilir mi ya? İradeye saygı yürüyüşü yapıyoruz. Belediyelerimizin önünde nöbet tutuyoruz. Eskiden insanlar iş yerlerinin önünde nöbet tutarlardı hırsızlık olmasın diye. Bir başka bir şey olmasın diye. Şimdi belediyelerimiz çalınmasın, iradesi gasp edilmesin diye gece gündüz nöbet tutuyoruz. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Bu ayıptan vazgeçilmelidir. Bu ülkeyi yönetenleri bu ayıptan vazgeçmeye çağırıyoruz. Masadaki arkadaşlar biraz seri olun.